oldu? Hı? Zoruna mı gitti gece yarısı yatak odası baskını? Hı? Erkekliğin mi tuttu Cahit Efendi? Olmayan erkekliğin. Allah senin belanı versin. Sen ne ezik adamsın sen? Nazan yeter, Nazan yeter. Ben senin için gençliğimi çürüttüm be. Kadınlığımda. Anne olma hakkımdan vazgeçtim ben be. Bu mu mükafatı? Sen bana ne verdin ki zaten? Bir çocuk bile veremedin. Ha bir de para da verme tam olsun yani. Ne oldu Yiğit'ciğim? Hı? Oğlumuz çok mu zor bir şey istedi senden? Doğruna doğruna bitiremedin odayı ya. Çocuk uyuyor İçlal. Çocuk uyuyor. Hadi dışarı çıkın siz. Dışarıda konuşun. Ben başındayım. Hadi. Ben hastanede çok sıkıldım. Bahçeye çıkacağım. Meselesi yüzünden çok kızgınsın biliyorum ve çok haklısın. Kızmak az kalır teyze. İyi tamam. Ama onun annesi olduğunu ve karnında bir can taşıdığını unutma. Yani çok üstüne gidiyorsun bence. Bu kadar stresli bir hamilelik iyi değil oğlum. O stresin birini ben yaşatıyorsam beşini İclal yaşatıyor. Ben karnındaki çocuğu yeterince düşünüyorum. Söyle kızına biraz da o düşünsün. Sinirleri çok bozuk. Onu günlerce yalnız bıraktın bu hamile haliyle yaşadıkları. Doğru tabii ya. Ezberledim artık vallahi. Vallahi bıktım, vallahi ezberledim. Sinirleri çok bozuk, sinirleri çok yıpranmış. Ah İclal ya, ah. Yavrum. Kerem Bey, merhaba. Nur'u gördünüz mü? Her şey yolunda İclal Hanım. Merak etmeyin. Umarım bu sefer dediğiniz gibi olur. Çünkü benim buna dayanacak gücüm kalmadı artık. Konuşmamız gereken bir şey olursa haberleşiriz. Evet Yiğit'ciğim. Çok uzatmayacağım. Duydun oğlumuzu. Ne yapmayı planlıyorsun? Mert kendini toplayana kadar çiftlikte kalacağım. Mert kendini toplayana kadar? Sen hiç anlamak istemiyorsun değil mi? Oğlumuz öyle bir hafta 10 günlük nekat dönemi için istemiyor seni. Çocuk seni istiyor. Evinde, yuvanda, annesinin yanında istiyor çocuk seni. Ya bunları konuşmanın yeri zamanı değil şimdi. Ya ben anlamadım ki zaten bizim ne yapacağımızı konuşmanın yeri neresi, zamanı neresi? Bir de bir şey çok merak ediyorum Yiğit'ciğim. Acaba biz oğlumuza bir kardeş olacağını ne zaman söyleyeceğiz ha? Bunun için pedagog görüşmeleri yapıyoruz ya. Aa tabii ya.
Tabii değil mi, o müthiş görüşmeler. Ben kişiyi daha çok merak ediyorum biliyor musun? Acaba oğlumuz babasını güle oynaya boşadığı annesini hamile bıraktığını öğrendiğinde neler hissedecek Yiğit'ciğim? Ya yeter İclal, yeter. En insaf be. 2 saat önce çocuğumuzun kalbi durmuş, sen şimdi kalkmışsın, neden bahsediyorsun? Yok, yok, benim artık her şeyi ertele... Ne demek ya? Ne? Ne demek bu? Ne demek? Bu ne bu? Harika ya, harika. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Bir de utanmadan geçmiş olsun mu geldin? Sen ne kadar utanmaz bir kadınmışsın ya. İclal. Mert iyi mi? Şükürler olsun iyi. Bir de Mert'i soruyor. Bir de Mert iyi mi diyor? Sana ne? Sana ne bizim oğlumuzdan? Senin bizim oğlumuzu sormaya bile hakkın yok. Çok, çok geçmiş olsun. Hala geçmiş olsun diyor ya. Hala geçmiş olsun diyor. Bak defol git. Bak defol git, seni sokmam bu hastaneye. İclal. Sakin ol, bir nefes alır mısın? Sen mi çağırdın bu kadını buraya? Heh. Bunu sen mi çağırdın buraya? Siz ikiniz beni deli etmeye mi çalışıyorsunuz ya? Karnınızdakine yazık. Yapmayın böyle şeyler. Şunun haline, tavrına bak. Bir de geçmiş benim karşıma, karnındakine yazık diye bana akıl veriyor. Şuna bak. Neyse. Yiğit'i daha fazla zor durumda bırakmayayım. Ne o beni çağırdı, ne ben sizin için geldim. Elmas için geldim ben. Şunun haline bak ya. Şundaki havalara bak ya. Merhaba, kolay Merhaba. Gelsin. Elmas Celebi hangi odada kalıyor acaba? Hemen bakıyorum. 2. kat 204 numara. Teşekkürler. Hala bu kadın benim karşıma geçip benim gözümün içine bakabiliyor. Hala bana laf yetiştirebiliyor. Neden Yiğit? Neden? Senden aldığı güç yüzünden. Yeter İclal, yeter. Yetmez Yiğit. Bu kadın bana yaşattığı her şeye rağmen dalga geçer gibi benim karşıma geçip karnınızdakini düşünün diyemez. Bu kadın elini kolunu sallaya sallaya buraya gelemez. Elmas'a geldim diyor, elmas'a. Yok ya, ben biliyorum ama bu hafta tafranın sebebini. Sizin küçük kaçamağınız yarıda kaldı ya, ondan da ovaları değil mi bu hanımefendinin? Bizim birlikte olduğumuzu nereden biliyorsun? Oğluşum, Melik'im. Baban gitti ama korkma gelecek. Baban evimizi kötülüklerden temizlemeye gitti. Evimizi bizim için hazırlayacak, gelecek, bizi alacak, evimize götürecek. Ne yapıyorsun sen? Hı? Doğmamış bebeğine masal mı anlatıyorsun? Bak oğluşum, kim gelmiş? Teyzelerin 100 parası gelmiş. Ay nar tanem benim, sen annenin laflarına bakma. Teyzenin yeri ayrı olacak bir kere. Ay dilinden de bal damlıyor da. Ne bu suratın senin böyle? Sen benim suratımı boş ver de. Telefonda özet geçtiğin her şeyi böyle bir uzun uzun anlat bakalım. Doğru söyle. İspatladın mı Cahit'e? Tabii kızım. Duymadın mı sen? Ben buradan çiftliğe taburcuyum yani böyle. Doğrudan çiftliğin hanımefendiliğine taburcuyum. Ben hayatımda bu kadar hem suçlu hem güçlü bir insan görmedim ya. Ortada yoksun. Telefonun kapalı. Seni kimle nerede olduğunu tahmin etmem için benim dahi olmama gerek yok. Bak,
Bana istediğin kadar saldır ama beni aptal yerine koyma İclal. Sen biliyordun. Sen tahmin falan etmedin. Sen biliyordun. Şimdi bana söyleyeceksin. Sen nereden biliyordun ha? Nereden biliyordun? Burada mağdur olan da, haksızlığa uğrayan da benim. Anladın mı? Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Sen benden hesap soramazsın Yiğit. Bizim oğlumuz baba diye tuttururken, günlerce babam nerede derken ben oğluma hesap veremedim. Anladın mı? Şimdi sen benden hesap falan soramazsın. Dur. Hesap kitap işine girmeden ben bir tahminde bulunayım. Sen o adamla haberleşiyorsun değil mi? Ne adamı? Sen Kerem Sancaktar denen o lavukla haberleşiyorsun, öyle değil mi? Kendini savunmak için komik oluyorsun artık Yiğit. Umarım komiyimdir. Umarım çok komiyimdir hem de. Eğer benden habersiz, onunla haberleşip gizli bir işbirliği içindeysen... İşbirliği mi? Sen beni hayali işbirlikleriyle suçlayacağına bana anlat bakalım Yiğit. Ne oldu? He? Aşabildiniz mi hamilelik krizini? Hiçbir şey aşamadık biz. Hiçbir şey aşmadık. Çünkü benim yaptığım hata öyle aşılabilecek bir hata değil. Hata. Hata. Benim ve bebeğimin sizin lügatınızdaki adı bu ha. Biz öyle aşılamayacak bir hatayız sizin için. O zaman niye engel oldun ki kürtaj olmam? Niye geldin kurtardın bebeğimizi? Bıraksaydın kürtaj olsaydın, sen de kurtulsaydın bu hatadan. Niye yapmadın? Ben bebeğimizi aldırırdım. Sen de Nur'a karşı işlediğin bu büyük hatayı telafi etmiş olurdun işte. Bak. Cilal. Bak bana. Ben senin böyle zor, böyle sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçirmeni istemiyorum. Anlıyor musun? O gece bir hataydı. Senin için değil belki ama benim için bir hataydı. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bu... karnındaki bebeğe duyacağın babalık sevgisini de değiştirmez. Bunu kafana sok. Sen bana böyle davrandığın sürece benim kafama sokabileceğin tek şey bizi istemedin. Bak. Benim istemediğim tek şey... artık oyun olmasın. İçler arkamdan dönen dolaplar, tuzaklar, planlar olmasın. Bana sürekli hatırlattığın gibi... hamile olduğunu kendine de hatırlat. Biz öyle de böyle iki çocuk büyüteceğiz birlikte. Senden tek bir şey rica ediyorum. Artık oyun olmasın. Artık oyun olmasın öyle mi Yiğit? Bunu beni, annemi kandırıp uykumda boşamışken... yine evlendiğin kadını bizim babamıza bakıcı diye sokmuşken... beni aylarca bir yalana inandırmışken... şimdi gözlerimin içine baka baka artık oyun istemiyorum biliyorsun. Ben artık sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen oğlunun da çocuklarının annesi olarak benim de neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben Mert'in yanındayım. Yiğit konuştuğumuzdan şüpheleniyor. Bir süre dikkatli gitmek lazım. Bu Elmas Çelebi hangi odadaydı? İkinci kat, 204 numara. Nazan Kozan için giriş yapıldı mı? Evet, acilden yoğun bakım alındı. Pardon. Kim dediniz? Nazan Kozan mı? Evet, biraz önce acil alındı. Nerede? Şu taraf. Geçmiş olsun Cahit Bey. Eşinizin midesini yıkadık. Fakat kaybettiğimiz zaman ve almış olduğu ilaç miktarı bizi endişelendiriyor.
Bu yüzden bu geceyi müşahede altında geçirmesi çok daha uygun olur. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Cahit. Ne oluyor oğlum lan? Ha? Şuraya bak ya. Mert burada. Elmas burada. Biz buradayız. İclal, Nur. Şimdi sen, Nazan. Ne oluyor? Buraya mı taşındık? Benim mi haberim yok? Ne? Hastane günü mü yapıyoruz? Ben sana anlatayım kardeşim ne olduğunu. Anlatayım ben sana. Nazan, Elmas'ı arabanın altına itiyor. Elmas'la bebek şimdi hastanede. Nazan intihar etti. Nazan da şimdi hastanede. Ben kısır olmadığımı öğrendim. Ben baba oluyorum. Yani ben baba oluyorum Yiğit. Baba oluyorum ben. Ben bu duyguyu hiçbir zaman yaşamayacağımı zannediyordum ama baba oluyorum kardeşim. Yarın taburcu oluruz artık biz. Buradan bir güzel böyle çiftliğimize geri döneriz. Kızım o odayı var ya böyle komple değiştireceğim böyle baştan sona. O Nazan cadısının izlerini böyle tek tek sileceğim. Annemle babama da senin odanı düşündüm. Hani şu misafir odası olan var ya. Kızım sen şimdi bu evdeki akşam yemeklerini düşünebiliyor musun? Bak bak böyle kozanların upuzun böyle ziyafet sofrası. Bir tarafta Yiğit oturuyor, karşısında da babam. Yani yeni gelinin babası olarak kaçınılmaz son. Yapacak bir şey yok. Aytun'un yanında da böyle anne, dünür kontenjanından. Böyle İcrel'le ben de karşılıklı. Elmas, sen bunlara gerçek olacak hayaller diyorsun ama ben bunlara kabus diyorum. Ay, konuştun gene gamlı baykuş. Elmas, bak fazla uçuyorsun. Tamam, Nazan cezasını çekecek. Boşanırlar, tamam. Hatta Cahit, tabii bebeğiniz için evlenir de seninle. Orası da tamam. Ama senin karşında gizli saklı da olsa eski kozan gelini duruyor. Elmas kozan olmayı bu kadar gözünde pembeleştirme. O çiftlikte seni düşmanlıklardan başka hiçbir şey beklemeyecek. Kızım ben baş düşmanını o çiftlikten sepetlemiş kadınım. Ayrıca tamam sen de eski bir kozan gelinisin ama şimdi aramızda bayağı bir fark var yani. O ana kız var ya, o ana kız cadı soylular, onlar çok iyi bilirler benim sana benzemediğimi. Hele bir sataşsınlar bak. Ya. Kızım ben müştebilat kızı halimle onlara kafa tutuyordum be. Şimdi böyle karnımda bebeğimle elmas kozan olarak. Oho, böyle vız gelir, tırıs gider yani. Umarım her şey senin hayal ettiğin gibi olur. Hmm. Komşu da pişer, sana da düşer. O ne demek be? Kuzeninin düğünü var. Sonra aile yemekleri var. Doğum var. Sonra yeğeninin yaş günleri var. Hmm, oldu canım oldu. Allah yazdıysa bozsun. Vallahi adımımı atmam o çiftliğin içine. Ay tamam hiç senin azlanmanı çekemeyeceğim şimdi. Tamam ben gayet iyiyim. Keyfim tıkırında gördün. Şimdi sana gelelim. Ne yaptınız Yiğit'le? Neredeydiniz? Boş ver. Yiğit'ten bahsetme hiç. Elmas. Bak. Bak işte iyi insan. Nasıl bak? Lafın üstüne geldi görüyor musun? Biz de tam burada şimdi sizden... Elmas. Ben gidiyorum. Yarın sabah taburcu olduğunda gelirim. Aa ama en heyecanlı yerindeydik. Bakın Yiğit Bey. Bu arada karnımda yeğenine sana Yiğit Bey diyorsan... ...tamamıyla alışkanlıktan yani. Bunu kenarda bırakıyoruz. Siz geldiniz diye kaçıyor bu. Elmas. Ben Cahit'le konuştum. Oo bak Yiğit Bey'den bir özür geliyor. Görüyor musun? Bak Nur Bilek kaçırmamak için orada bekledi yani. Elmas, maymunluk yapma. Nur boşu boşuna bekliyor o zaman. Çünkü buraya özür dilemeye değil. Geçmiş olsun demeye geldim. Ama çok ayıp artık ya. Vallahi aşk olsun. Yediniz, bitirdiniz zaten beni böyle inanmayız da inanmayız diye. Şimdi bir özür fazla mı geldi yani Yiğit Bey? He. Sen sütten çıkmış ak kaşıktın. 10. köyü arayan Doğrucu Davut'tun da ben senin günahını aldım. Sana boşu boşuna inanmadım değil. Değil mi Elmas? Ya Elmas'cığım sen aldın cevabını. Bana da... Yiğit Bey'in dediği gibi izleyecek hiçbir şey kalmadı. Yarın sabah görüşürüz.
Özür dileseydin kız gitmeyecekti işte. Çok konuşma da bana bak. O karnındaki çocuk benim yeğenim. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ama sakın ona güvenip palazlanıp ortalığı karıştırırım havalarına girme. Gözüm üstünde. Bunu artık ex-yengene söylersin. Niçin? Hem bizim artık öyle alavereyle dalavereyle işimiz yok. Keyfimiz yerinde bizim. Nur. Bak, Elmas'tan özür dilemem. Ama senden özür dilerim. Nedense benden özür dilemene çok alışığım Yiğit. Bak, ona inanmıştın. O yüzden sana çok yüklendim. Haklıymışsın. Gerçekten kusura bakma, özür dilerim. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Affedildim diye boynuna mı atlayayım? Bak ben bir süreliğine çiftliğe gitmek zorundayım. Mert için. Olması gereken buydu zaten. Mert için de, bebek için de. Yani düşündüğün gibi bir şey değil. Sadece oğlum biraz kendini toparlayana kadar. Bir süreliğine yani. Bana açıklama yapman çok saçma. Hayır, bence değil. Benim için saçma. Ama tebrik ederim. Hayırlı olsun. İkimiz de doğru kararlar vermeye başladık. O ne demek şimdi? Sen ne karar verdin ki? Yeni evime taşındım. Ne çabuk. Bayağı hızlı bir emlakçı bulmuşsun. Şimdi açık adresini alamam ama bir kabaca tarif et. Ne tarafta ya? Adresi gayet iyi biliyorsun. Saçmalama. Saçmalamak mı? Son dönemde yaptığım en mantıklı şeydi. O adama komşu olamazsın. Oldum bile Yiğit. Komşu olamazsın o adama. Yiğit Bey, Mert'in son tahlillerini konuşmak istemiştiniz. Halacığım, sabaha taburcu olacaklar inşallah. İkisi de iyi, merak etme. Çekiniyor şimdi. Çıkınca arayacak sizi. Hay Allah'ım, ya Rabbim şu halimize bak. Kızımız hastanelik oluyor, bizim dünyadan haberimiz yok. Halacığım, bak üzülme artık. Önemli olan ikisinin de iyi olması. Nasıl olmuş ki bu kaza? Bak sen bir şeyler biliyorsun da söylemiyorsun bana. Yarın Elmas aradığında ne soracağın varsa ona sorarsın. O sana her şeyi anlatır. Yok yok, senin dilinin altında bir şeyler var Nur. Söyle bakayım bana. Halacığım, her şeyi sana Elmas'ın anlatması lazım. Ama güven bana. Kötü bir şey yok. Her şey iyi ve daha iyi olacak. Hadi hala. Daha fazla orada fısır fısır konuşma. Yarın sabah Elmas'la uzun uzun konuşursunuz. Evindeki ilk akşam yemeğini yalnız yemeni istemedim. Işıkların yandıktan 15 dakika sonra orada olacağım, Kerem. Ne gerek vardı şimdi? Daha 15 dakika bile olmadı. İyi akşamlar Nur Hanım. İzninizle. Nasıl yani? Nasıl ya? Nasıl yani ya?
Allah'a şükür evimizdeyiz. Çok geçmiş olsun efendim. Allah beterinden korusun. Amin, amin. Hediyelerim. Bak bak, birileri iyileşmiş. Hediyeleriniz odanızda Mert Bey. Amcam traktör alacaktı. Amcanın biraz işleri var. Merak etme, alır sana. Nazan nerede? Aa, çok lazım ya Nazan anne. Hadi, hadi bizim uykumuz geldi, yatıyoruz. Yiğit, o Elmas da hastanedeymiş. Senin haberin var mı bundan? Teze, şimdi bunun konuşmanın yeri zamanı değil. Hadi yatalım. Benim başım çok ağrıyor. Bana bir ağrı kesici getir. Ha, aklıma gelmişken bir daha ecza dolabı dışında hiçbir yerde ilaç görmeyeceğim, tamam mı? Eğer ihtiyacı varsa alırsın bir tane, verirsin İclal Hanım'a. Yutar, gerisini kaldırırsın, tamam mı? Ortalıkta ilaç görmeyeceğim. Peki efendim. Hadi bizi iyi geceler. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Evdekilerden öğrendim olanları. İyi misin Mert? İyiyiz, biz iyiyiz de senin koluna ne oldu? Psikopatı bol İstanbul işte kuzen. Elinin biri gece ajansı bastı. Ruh hastası. Sen gel elinde silahla. Güya ajansı soyacak. Gerçekten ruh hastasıymış. Ajansta para mı olur? Bana normali çatmaz ki zaten. Ama geldim aklıma. Geldim, merak etme. Neyse, çok geçmiş olsun sana. Hadi bizim uykumuz geldi, yatıyoruz. İyi geceler. Hani bilmiyordum. Vallahi bakayım ne derim bilmiyordum. Kalbimi kırıyorsunuz ama. İnsan bir hoş geldin demez mi? Bana bak, ben seni... Sen karar verdin yani, ha? Beni katil edeceksin, öyle mi? Bu gece annenin biraz başı ağrıyor. Seni ben uyutacağım, tamam mı? Uyutunca ne olacak? Gidecek misin? Olur mu öyle şey? Oğlum bana kal demiş. Ben gider miyim hiç? Sen uyuduktan sonra eşyalarımı almak için gideceğim ama geri geleceğim, merak etme. Sen iyileşene kadar seni ben uyutacağım. O zaman ben hiç iyileşmeyeyim. Ya nasıl söz oğlum? Yani senin babanı görmen için hasta olmaya mı ihtiyacın var? Ben her gece gelirim. Her gece uyuturum seni. Hatta sabah kahvaltısına da gelirim. Ben oğlumu asla yalnız bırakmam. Ben sana ülkeyi terk et diyorum. Sen utanmadan, sıkılmadan benim evime geliyorsun. Eğer canına susamadıysan pılını pırtını toplar, defolup gidersin buradan. Ağır ol biraz Aytun. O işler öyle kolay değil. Bana bak Fırat, sen bana gideceğim demedin mi? Ne bu şimdi? Ben sana gidiyorum demedim İclal. Beni delirtme. Benim sorunum seninle değil. Annenle. Duydun mu İclal? Sen karışmayacakmışsın. Bana bak Fırat, bu iş artık sıkıcı olmaya başladı. Sen bana sorduğun gitmemi istiyor musun dedin, ben de sana git dedim. Daha niye geliyorsun buraya? Eşyaysa bizi yollardık, akıl edemiyor musun, düşünemiyor musun sen bunu? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Söyledim değil mi ben sana? Hı? Söyledim ben sana. Sen ne yapmaya çalışıyorsun be? Ha? Şu ana kadar sen ne istediysen, ne dediysen ikili etmeden yaptım. Ama bu kez değil işler. Bu kez ben ne istersem olacak. Ben çiftlikte kalmak istiyorum. Ve kalacağım. Seni utanmaz,
seni ar... Birkaç saate döneceğim, şu misafir odasını bana hazırla, tamam mı? Ben çıkıyorum, Mert uyudu ama geri geleceğim. Bir sorun mu var? Aytül Hanım beni Fransa'ya geri gönderiyor. Aytül Hanım'ın bir bildiği vardır. Vallahi bir bildiği varsa anlatsın. Niye beni geri göndermek istiyor ben pek anlamadım. Benimki bir tavsiye yani. Dost tavsiyesi değil mi Aytül Hanım? Hayatta kalmam için. Korkma Fırat. Teyzem kızar ama adam öldürmez. Ya bu saldırıya uğradı ya. Onu konuşuyorduk biz aslında. Ha şu psikopat hırsız meselesi. Evet, bunun da ödü kopmuş. Başladı böyle edebiyat parçalığı, yok buralarda yaşanmaz, buralardan gidilir. Annem de kalk git o zaman Fransa'ya dön dedi. Yani teyzemin tavsiyesini bir dinle derim ben. Ben şimdilik yerimden memnunum. Hem Fransa'da böyle temiz havalı, böyle ferah bir çiftliğim yok. Rica ederiz. Başımızın üstünde yerim var Fırat. Kalmak istiyorsun demek ki. Neyse hadi ben çıkıyorum. Mert'in ilaç saatine yetişmiş olurum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun be, he? Ben sana bu adama güvenemezsin dedim değil mi? Al, al. Sen sus 2 dakika. Sen ne yaptığını zannediyorsun be, he? Komik miydi demin, eğlendin mi? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Ben bu gece seninle değil ama... annenle zevkle oynadım. Şerefsiz. Ağzından çıkanlara dikkat et Aycan Hanım. Senin karşında şamar olanı yok. O gece polisleri aramamam için beni tehdit ederken Yiğit'in gerçekleri öğrenmesiyle ilgili çok rahattım. Ama bak, biraz önce seni test ettim. Nerede o soğukkanlılık Aytül Hanım? Hı? Nerede o ben her şeyi anlatırım havaların? Dizlerin titredi bak, dizlerin. Seni terbiyesiz. Seni pislik! Anne ne olursun anneciğim, ne olursun. Şimdi... kızının yanında sana söylüyorum. Ben çiftliğe geri döndüm. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Eğer başıma dert olmaya kalkarsan... o klinikteki doktor yazışmalarına, doktor raporlarına... doğacak torunun babası olduğumu ispatlayacak her şeyin... Yiğit'in eline geçmesini sağlarım. Seni öldürürüm. Öldürsen de yaparım. Daha açık konuşayım. Her 12 saatte bir kurduğum yazılım programına şifre girmezsem bütün belgeler otomatik olarak Yiğit'in bütün şirket hesaplarına gönderilecek. Sen benim düşündüğümden çok daha tehlikelisin. Ben de kendimi tehlikeden korumak zorundayım değil mi Aydın Hanım? Hı? Anne ne yapacağız? Bak tehdit ediyor bizi, ne yapacağız? Sakın bana ağlama, sakın. Başına bela alacaksın demiştim. Başına bela aldın. Aşçıyı mı değiştirmem gerekiyor? Hayır. Hayır, yemekler çok güzel. Ama yani bu kadarı biraz fazla olmadı mı? Menüyü mü beğenmedin? Hayır. Eve geliyorum. Karşıma ben yokken
yerleştirilmiş çiçekler çıkıyor. Sonra kapı çalıyor. Birden garsonlar filan. Bu masa biraz abartılı olmuyor mu? Tamam. Sırayla başlayalım. Önce çiçeklerle. Sanırım çiçekler yüzünü güldürmedi. Beyaz güller çok güzel. Saflık ve masumiyet. Bugünlerde bir insanın başka bir insanda çok da kolay yakalayamayacağı şeyler bunlar. Güller güzel. Ama ben yokken birilerinin eve girip onları yerleştirdiğini bilmek. Haklısın. Aslında ben mahremiyete çok önem veren bir adamımdır. Sanırım sana sürpriz yapmanın heyecanına kapıldım. Tabii ki bu bir daha tekrarlanmayacak. Eğer için rahat etsin istiyorsan yarın anahtarlarını değiştirebilirsin. Masaya ve garsonlara gelince ben gerçekten ilk gecende yeni evinde tek başına kalmanı istemedim. Çok incesiniz. Gerçekten ama... Bak yine bana siz diyorsunuz. Biraz sonra da Kerem Bey gelecek. Eğer sen bana böyle Kerem Bey demeye devam edersen etrafımızdaki hiç kimseye bizim bir ilişki yaşadığımızı inandıramayız biz. Evet, biliyorum. Ama ağzımdan öyle çıkıyor işte. Dikkat edeceğim. Ama nasıl desem... Yani... Bu çiçekler, yemek... Ama yani ben aramızda bir yanlış anlam olmasını... istemiyorum. Yani... Sizi kıracak sinyaller vermek... Kelimeleri bu kadar dikkatli seçmene gerek yok Nur. Sanırım bana... Sana gereksiz yere umut vermek istemiyorum. Senin de yaptığımız anlaşmaya göre bu yaşadıklarımızın bir oyun olduğunu unutmanı istemiyorum demek istiyorsun. Ben kabalık ya da şımarıklık yapmak istemiyorum. Ama şu an burada bizden başka kimse yok. Yani bu yemek beni huzursuz etti açıkçası. Bu kadar kapalı olma. Alt tarafı bir yemek. Baş başa yenen bir yemeğe başka anlamlar yükleyecek kadar deneyimsiz bir adam değilim. Konuşup konuşup sizi rencide ettim değil mi? Özür dilerim. Yok hayır özür dileme. Asıl seni huzursuz ettiysen ben özür dilerim. İleride beni daha iyi tanıyacaksın. Ben öncelikle bir iş adamıyım. Yaptığı anlaşmalara ve verdiği sözlere sadık bir iş adamıyım. Ve seninle de bir anlaşma yaptık Nur. Bütün bu yaşadıklarımızın bir oyun olduğunun farkındayım. Ve inan bana seni huzursuz edecek ya da rahatsız edecek bir şey yapmayacağım. Bana güvenebilirsin. Tamam. Beni daha fazla utandırmayın. Kapatalım lütfen bu konuyu. Tamam, kapatalım. Bugün ne yaptın? Onu anlat. Yiğit'i gördüm. Demek yine karşına çıkıyor. Aslında bu sefer ben onun karşısına çıktım. İstemeden. Ona bizden bahsettin mi? Hayır. Hayır, daha çok erken. Bir gece önce birlikte bir kulübedeydik. Asla inanmaz. Evet, tabii yani sen onu daha iyi tanıyorsun. O yüzden neyi ne zaman söyleyeceğini de sen daha iyi bilirsin. Ama yine de karşılaşmamız iyi oldu. Ona buraya taşındığımı söyledim. Demek burada oturduğunu biliyor. O zaman her türlü taşkınlığa da hazırlıklı olmamız lazım. Hayır, artık öyle bir şey yapmaz. Yeni bir sürpriz mi var? Bildiğim kadarıyla hayır. Allah Allah. Kapıyı böyle mi açıyoruz biz? Çok ayıp. Yiğit, seni içeri davet etmedim. Tanrı misafirim diye. Yiğit, çıkar mısın şuradan? Güzel. Yeni, modern. Ama ruhsuz,
böyle ne bileyim karaktersiz. Otel odası gibi. Evim hakkında ne düşündüğün umurumda bile değil. Defol git şuradan. Evin? Ne çabuk benimsemişsin burayı. Çık diyorum sana. Dur daha salona bakacağız ya aşk olsun. Bir evi gezelim ondan sonra çıkarız. Ne acelesi var? Güzel mi, ferah mı, nasıl döşenmiş? Sakın. Sakın bir manyaklık yapma. Bak çok fena olur. Bak duydun mu Kerem Efendi? Ne diyor kız? Sakın bir manyaklık yapma diyor. Bana çok mantıklı bir fikir gibi geldi. Bana da çok nafile bir fikir gibi geldi. Yiğit, sakın. Sakın bak. Masa çok güzelmiş. Ama şimdi bu masayı biraz bozmak lazım. Yiğit! Yiğit! Yiğit gel kendine gel! Kendimdeyim zaten. Değil miyim? Hı? Ha doğru. Doğru kendimde değilim. Kendimde olsam önce ağzını burnunu dağıtıp ondan sonra masayı dağıtmam lazımdı. Ya sen? Ya sen ne çeşit bir hayvansın ya? Konuşsana sancaktır efendi. He ne o? Rahatın sıhhatın yerinde mi he? Keyfin yerinde mi orada? Kız bas bas bağırıyor burada. Niye konuşmuyorsun he? Ulan insan artistine bir şeyler söyler. Bana ne yaparsan yap istediğin karşılığı alamayacaksın. Ama artık Nur daha fazla rahatsız etmesen iyi olur. Bak Nur. Dili tutulmamış. Konuşuyor bizimki. Yiğit. Yiğit bak polisi çağıracağım bak. Yemin ediyorum polisi çağıracağım. Çağır çağır. Çağır polisi burada telefon çekiyor. Nur oyununa gelme. Sadece seninle böyle yan yana gelebiliyor. Ulan senin dilin Yiğit. İyice... Yiğit dur. Nefret ediyorum senden ya. Nefret ediyorum senden. Sen de hep benden nefret ediyorsun. Bakalım bu adamın İcler'le haberleştiğini öğrendiğinde de benden nefret ettiğin kadar nefret edecek misin? Defol git evimden. Defol git evimden. Burası senin evin değil. Delirtme beni. Daha ne kadar delirebilirsin ki sen? Ha? Şu haline bir bak. Bana yaptıklarına bir bak ya. Ne yaptığını sanıyorsun ha? Ya şu sofraya bir bak. Kırdın döktün ne oldu ha? Rahatladın mı? Bak, bak işte senin şaheserin. Daha ne yapabiliyorsun ki sen ha? Bundan başka ne yapabiliyorsun sen? Bu adamın ağzını burnunu kırmadan bu evden gidiyorsam... Bu senin güzel yüzün hürmetine. Ama eğer bu evde kalmaya devam eder... Bu iki yüzlü adamı çevrende tutmaya devam edersen... Kırmaya, dökmeye, yakmaya devam edeceğim. Defol hayatımdan. Defol git!